Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin İran'a yönelik tehditkar açıklamaları artıyor. Yapılan açıklamalarda İran için zamanın daraldığı ifade ediliyor. Gerekçe ise bu ülkenin nükleer faaliyetleri. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporu tartışmayı daha da alevlendirdi. Basına sızan raporda İran'ın nükleer bomba yapmaya çalıştığı iddia ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki Atom Enerjisi Kurumu'nun raporu Batı'nın eline yeni bir koz verdi. Amerikan yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımlar koymayı planlıyor. Yeni yaptırımların özellikle ticari bankaları ve paravan şirketleri hedef alacağı ifade ediliyor. Après deux jours de discussion très dense, Fransa ise rapor üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Alain Yup, İran'a yaptırımların ağırlaştırılması gerektiğini belirterek tehdit anlamına gelen bu durumu kabul edemeyiz dedi. She's busy working Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da raporun uluslararası toplumun endişelerini derinleştirdiğini belirtti. Rapora Rusya ise tepkili. Çin'le birlikte Birleşmiş Milletler nezdinde raporun yayınlanmasını geciktirmek için büyük çaba harcayan Rusya'dan "Rapor bizi şaşırttı. Rusya'nın İran'ın nükleer programıyla ilişkilendirmesine çok şaşırdık. Bu rapor bölgede sadece tansiyonun artmasına yardımcı olmaktan başka bir işe yaramaz" denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İran'ın nükleer tesislerini hava operasyonuyla vurma planları yapan İsrail'in çok büyük bir hata yapacağı uyarısında bulundu. Ve İran cephesi. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ABD'nin yersiz suçlamaları için niçin Atom Enerjisi Kurumu'nun saygınlığını zedeliyorsunuz? Şunu bilmelisiniz ki bu ulus kendi yolundan bir toplu iğne ucu kadar bile geri adım atmayacaktır. Sizin sahip olduğunuz 20 bin nükleer bombaya karşın 2 tane bomba yapmaz, dedi. Öte yandan Mahmut Ahmedinejad sürpriz bir kararla Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Ziyaret tarihiyle ilgili olarak Ankara-Tahran hattında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.